Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle yetişkin erkekler için güzel bir eldiven çalışması yapacağız. Eldivenimizi yarım olarak bakınız parmaksız olarak çalıştık. Tığ işi güzel bir çalışma. Ee, üst kısmında gofret modelimizi kullanırken avuç içinde ise düz örgümüzü tercih ettik. Şuradaki görmüş olduğumuz baş parmaklarımız, baş parmağımızın olduğu bölümü ise artış yaparak çıkardık. Tüm gövdeden ayırmadık Evet e, bu ölçü e, yetişkin bir erkeğin el ölçüsü daha e, küçük yapmak isterseniz e, daha küçült edebilirsiniz buradan e, bilek kısmının lastiğini daha küçük örebilirsiniz ya da sayıları daha az başlayabilirsiniz ama bu yetişkin bir erkek ölçüsü için gayet e, ideal bir ölçü şöyle Ölçümüze bakmak istiyorum 22 santim eldivenimizin bir uçtan diğer ucuğa kadar ölçüsü Evet kolay gelsin diyerek hemen eldivenimizi çalışmaya başlayalım kolay gelsin. Eldivenimizi örmek için orta kalınlıkta bir ip tercih ediyorum ve üç buçuk numaralı tığımı kullanıyorum hemen erkek bileklerine uygun olacak zincir sayısıyla başlamak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ve 36. 36 tane zincirimi çektim. Şöyle bırakıyorum ve hemen santim olarak ölçüsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle tutalım. ipimizin kalınlığına ya da örgümüzün ölçüsünde bu şekilde belirlemiş oluruz. Lütfen eğer azsa e, santim olarak tamamlanana kadar örmeye devam edelim. Şöyle kıvrımları da sayacak olursak 18 santim karşılığına gelmekte. Net sayı vermek istiyorum yani net santim. Evet bakınız 18 santim tam 18 santim. Eğer zincir sayısı azsa 18 santim olana kadar lütfen ilave edin. Buradaki sayımız birebir aynı olursa eldivenimiz aynı ölçüde olacaktır. Evet. 36. zincirimizi şöyle düzeltiyorum. Ve hemen birinci zincirimin içerisine gelerek birleştiriyorum. Bakınız ilk zincirimin içerisine girdim. Ve geçişimi yapıyorum. 1, 2 ve 3 örmeye başlıyorum şu şekilde her bir zincirimizi bir defa örelim ikinciye batıyorum üçüncü tek tek saymamıza gerek yok birer birer trabzanlarımızı zincirimizin üzerine yerleştirelim ve sıra sonunda görüşelim bu bilek kısmı bilek kısmından örmeye bu şekilde başladık zincirimin üzerine trabzanlarımı örerek geldim en son trabzanımı ilk zincirden ördüm trabzanımın içerisine giriyorum ilmeğimi geçiriyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve artık tersten örmeye başlıyorum yandan giriyorum ve trabzanımı örüyorum bir sonraki trabzanımın ardından giriyorum tekrar yandan diğerinin ardından yandan ve ardından bir tanesini yanından alıyorum diğerini ardından alarak trabzanlarımı sıramın sonuna kadar getiriyorum. İkinci sıramızı da son trabzanımıza kadar bir tanesini ardından bir tanesini yan tarafından girerek ördüm. Son trabzanımı yandan girdim ve zincirle başlatmış olduğum ilk trabzanımızın yanına geldik. Yani başlangıç noktamızdayız. Hemen tepe noktasına gelerek batıyorum. İpimi geçiriyorum ve ilmeğimin içerisinden çıkıyorum. Bakınız yeni ilmek olarak bir 2 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü tekrar çeviriyorum ve örmeye başlıyorum. Tığımın başında doluyorum. Gördüğüm şekliyle örüyorum. Bakınız, ardından girerek ördüm. Diğerini yandan. Artık sırayı takip ediyoruz. Bilek boyunu ne kadar istersek o kadar lastik olarak örüyoruz. Bazıları daha uzun bilek boyundan hoşlanırken kimisi de daha kısa bilek boyunu tercih etmekte. Sizlerin zevki kullanacağınız kişinin zevki orantısında olursa çok daha güzel olacaktır. Yani kullanan memnun kalacaktır. Gördüğüm gibi örüyorum. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. Evet yine sıramızın sonuna kadar örerek geldik lastik örgümüzü. Üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi geçiş işlemini bir daha tekrar etmek istiyorum. En son trabzanımı ördükten sonra zincirimizi görmekteyiz. Üzerine batıyorum. ilmeğimi alıyorum. Kaydırma yöntemiyle birleşme işlemini yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra normalde örecek olsak devam edecektik. Hemen örgümün yönünü çeviriyorum ve başlıyorum. Her birleşme noktasında mutlaka yön değiştirerek yeterli ölçü olana kadar örmeye devam edelim. Evet, her dönüşümüzde mutlaka bakınız değiştireceğiz. Şuradan yapmıştık. Bir ters, bir düz lastik görünümümüz görmekteyiz. Bakınız, Evet, örmeye devam edelim. Dibinimizin bilek kısmını tam 10 sıra örerek tamamladım. Şöyle sayalım. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sıradayız. Kaç santim olduğuna bakalım. 9 santim. 9'u birazcık geçmekte. Hemen 10. sırayı birlikte kapatalım. Ardından alıyorum başlangıçtaki 3 zincirimin tepesine gelerek batıyorum 1 2 3 hemen yönünü çeviriyorum tamamen yön çevirerek ördük hep aynı şekilde yuvarlak çizmedik bir ters bir düz yapmıştık şimdi 11. sıramızda bütün trabzanlarımızı düz olarak örüyoruz her birini hiç atlamadan her bir trabzanın üzerine düz bir şekilde batıyoruz başlangıç yerine kadar artma ve eksilme yapmadan sadece dümdüz trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Birinci trabzan sıramızı dümdüz örerek geldim. Şimdi birleştiriyorum. İkinci sıramıza bu şekilde başlıyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Ve içten örmeye başlıyorum. Trabzanlarımızı örüyoruz eldivenimizdeki parmaklarımızın yeri sağ parmağımız ve sol parmağımız olarak farklı yönlere açılacağı için bunu ayarlamamız gerekmekte Bakınız ben sağ el e, eldivenimi daha öncesinden örmüştüm şöyle üzerine de e, görmüş olduğumuz gofret modelimi uyguladım sağ el parmağım artışlarımı yaparak geldim dümdüz başlayıp kesmedim Parmağımız için özel ilmeklerimizi artırdım. Yine burada da sol elimiz için ilmeğimizi artırıyoruz. Lütfen hiç problem yok. Çok çok kolay bir uygulama. Nihayetinde alt sıradaki trabzanlarımız düz olduğu için eşit miktarda ayırıyoruz. Eşit miktarda ayırdığımız zaman kofret modelimizi uygulayacağımız zaman örgümüzün düz yönünden kofret modelimizi sıramıza uygun olarak uygulamaya başlıyoruz. Şimdi şöyle görelim. Bakınız, birinci sıra, ikinci sıra. Üçüncü sıramı ördüm ve dördüncü sıramda gofret modelimi uygulamaya başladım. Şimdi 1-2-3 sıramızı öreceğiz ama burada öncesinde parmaklarımızı ikinci sıramızdan yani şu anda öreceğim sıradan itibaren artışlarımı yapmaya başlayacağız. Bakınız iki tane arttım. Daha sonra iki sonrasında yine birlikte artışlarımıza devam edeceğiz. Evet şimdi e, tam burada 37 tane trabzanımız var. 37 trabzanımızın 18-18 olarak ayırdığımız zaman 36 oluyor. Tam aradaki tek ilmeğimizi parmak için ayıralım. Şimdi devam ediyorum. 18 tane trabzanımızı ördüğümüz zaman hemen 19. çift olarak örelim. Birer birer düz örüyoruz. Çok severek sevdiklerinizin ellerine öreceksiniz inşallah. Gayet kolay. Biraz da ipiniz dolgunsa hemen biten, bir günde biten bir çalışma. Sayalım. 2 bakın zincirimizle birlikte. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18. Zincirimizle birlikte 37 olmakta. Eğer zincirsiz sayacak olursak 36 tane, o zaman da 35. yürü, yani 18. den artışı yapar yaparız. Yani buradaki zincirimizde 37 trabzan olmakta. Yani bir sayı fazla ya da eksikse hiç önemli değil. Tam yarılayıp yarıdakinden ayırabiliriz. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18 ve sıradaki öreceğim ilmeğimi artırıyorum. Yani fazla ya da eksik olduğunu hiç fark etmez. Yaralayalım. Tam yarıdan ayıralım. Trabzanımı iki defa örüyorum. Bakınız burası parmağımın yeri. 2. Dilerseniz işaretle takabilirsiniz. düz ilerliyorum şimdi. Sizin rahat görebilmeniz için ben bir tane işaretimi yerleştireyim gözle de takip etmesi daha rahat olmakta. Sıramı tamamlıyorum. Son trabzanımı ördüm. Zincirimin üzerine gelerek batıyorum. Geçişimi yapıyorum. 1 2 3 çeviriyorum. İlerliyorum. Artışımın bulunduğu noktaya kadar gelelim. Evet parmağım için ayırdığım yerdeyim bakınız iki tane trabzanımızı aynı yere örmüştüm. Hemen her iki trabzanıma da iki iki olarak örüyorum. Tığımın başını doluyorum. İlk trabzanımı bir örüyorum. Doluyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. İki tane artışımı yaptım. Bakınız birinci trabzanımı iki ördüm. Sonrasında ikinci trabzanıma yine bir aynı yere iki Şöyle bakalım. Bir trabzanımızı iki defa örmüştük. İki trabzanımızı ise her birini ikişer ikişer ördük. Birinci trabzanımı iki, ikinci trabzanımı iki. Ve başka işlem yapmadan sona doğru dümdüz ilerleyelim. Sadece parmağımızın bulunduğu yerde işlemimizi yaptık. Üçüncü sıramızda. Evet sıramı tamamlamak üzereyim. zincirimin üzerine gelerek batıyorum. Geçişimi yapıyorum. 3 sıra ördüm. dördüncü sırada modelimi koymam lazım ama geriye dönmem gerekiyor. Geriye dönmüyoruz bu sıramızda. Düz yönden modelimizi koymamız gerekmekte. O yüzden bu sıra geriye dönüş yapmadan 4. sıramızda 1 2 3 dümdüz devam ediyoruz. Çünkü modelimizi bu sıramızda uygulamaya başlıyoruz. Daha sonrasında yine aynı şekilde ilerleyeceğiz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta eğer sağ elimiz için uygulamaya başladıysak e, eldivenimiz eğer sağ elimizde ise modelimizin yerini ona göre yerleştirmiş. Şimdi öreceğimiz yerde modelimi uygulayarak gelmem gerekiyordu. Çünkü bakınız sağ elim burada modelimin uygulanması gerekiyor. Sağ elim örülmüş olduğu için sol elim için ise bakınız örüp geldiğim nokta avuç içim oluyor. İşaretimden sonrasında modelimi uygulamaya başlıyorum. Bakınız buna dikkat edelim. Hiç öne önü arkası sağ solu yok. Sadece eldiveni giyerek avuç içinize gelen yer düz yukarı kısım ise modelimiz olacak şöyle çevirdiğim zaman bakınız eğer sağ elimi örecek olsaydım şimdi modelimi uygulayarak devam edecektim şimdi ilerleyelim işaretimden sonra modelimi koyuyorum çünkü sol elim için örüyorum Evet işaretimin bulunduğu parmağımızın olduğu noktaya geldim şimdi dört tane trabzanımız var bakınız artış yaptığımız. Şimdi bu dört trabzanımızın ilkini ve sondaki trabzanımı çift örüyorum. Aradaki trabzanlarım ise birer birer örüyorum. Başını doluyorum. Bir. Bakınız. Şu şekilde ördüm. Tekrar giriyorum. İki. Bakınız. iki defa ördüm. Diğerini bir. Diğer trabzanımı yine bir. Sondaki kalan trabzananıma ise çift olarak örüyorum. Ve şöyle yeniden bakalım yapmış olduğumuz işlemimize. çift olarak örmüş olduğumuz trabzanlarımızın ilkini çift aradaki iki taneyi tek sondaki trabzanım yine çift olarak ördüm. ve bundan sonrasında hemen modelimi uygulamaya başlıyorum. modelimiz gördüğünüz gibi. Kofret modeliydi hemen bakınız kabartıları ve çukurları var bu modelimizi önden koymamız gerekmekte arkadan e, uygularsak modelimiz tutmayacak O yüzden ön yüzden bakınız modelimizi uyguluyoruz. Parmağımı ördükten sonra bir tane trabzanı düz örüyorum düz hemen sıradaki trabzanı yandan alıyorum dışa örüyorum. Bakınız artışım bitti hemen bir düz trabzan ördüm bir yandan girerek kabarttım. İki trabzanımı düz örüyorum. Bir. Bir sıradaki trabzanımı yine düz. Sıradaki trabzanımı yandan girerek dışa kabartıyorum. Bir kabartı, iki düz, bir kabartı ördüm. İki düz örüyorum. Her kabartı sonrası iki tane düz örüyorum. Tekrar kabartımı örüyorum. İki tane düz trabzan 1 ve 2 sıradaki trabzanı yandan giriyorum 2 tane düzü örüyorum şöyle bakalım bakınız parmağımızı olduğu bölümden şu kısımdan sonrasında bir tane düz trabzan ördüm bir kabarttım iki düz bir yandan girip kabarttım iki düz bir kabart iki düz şeklinde ördüm ve bir iki üç dört tane kutucuğumuz oldu hemen sıradaki trabzanımı kabartılı örüyorum iki düzümü örüyorum yine bir tane kabartımı ördükten sonra Bakınız sıramı tamamlıyorum ve geçişimi yapıyorum. Şu şekilde. 1, 2, 3. 3 tane trabzanımı ördüm ve hemen dönmem gerek. Ama öncesinde şöyle modelimize bakalım. Parmağımızın bulunduğu yer ve kutucuklarımız. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Sol el baş parmağı için örüyoruz. Yani sol elimiz için. Hemen 3 zincirimi ördükten sonra modelimizin hemen yanındayız dönüyorum ve arkasından örüyorum bakınız bu sıramızda ön sırada kabarttığımız ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz düz oldu olarak ördüklerimiz ise yandan girip kabartıyoruz hemen bakalım zincirimi çektim trabzanımın üzerine batarak düz bir şekilde örüyorum bir önceki sırada kabartılı olan trabzanım bir önceki sırada düz örmüş olduğum trabzanlarımı ise bakınız iki tane düz örmüştüm. Her birisini yandan girerek kabartıyorum. İki kabartı bir düz. Tepesine batıyorum. Diğer sırada kabarttığımı bu sıramızda arkada düz. Düz ördüklerimizi ise bu sıramızda ardından kabartıyorum. İki kabartı yandan bir sonraki tepesine batıyorum tekrar iki düzümü 1 ve 2 bir önceki sırada kabartım tepesine batıyorum iki düzümü bu sırada yandan girerek kabartıyorum kabartılı olan trabzanımın tepesine tekrar batıyorum ve şöyle bakalım. Bakınız eldivenimizin üzeri kutucuklarımız tamamlanmak üzere. 1, 2, 3, 4. Şurada bir tane daha kutucuğumuz var. 5 tane kutucuğumuz olacak elimizin üzerinde. Ve tepesine batıyorum. Ve bir tane düz trabzanım vardı parmağıma geçmeden. Evet şöyle görelim bakınız. Eldivenimizin üzeri arka sırada ördüğümüz için ikiyi şöyle yandan girip kabarttık. Bir tane trabzanımızın üzerine batarak ördük ve şu görünüme ulaştık. Şimdi parmağımın bulunduğu noktaya geldim. Çift olarak olan trabzanın ilk bacağını diyelim. Çift olarak örelim. Bir, aynı yere batıyorum. İki. Aradaki trabzanlarımı düz örüyorum. Son artışımı yine çift olarak örüyorum. Aradakileri 1, 2, 3, 4 tane tek örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Son trabzanımı bakınız artış yapmış olduğum ilk bacağı çift olarak örüyorum. Başlangıç ve bitiş trabzanlarımı çift olarak ördüm ve bakın şöyle açtığım zaman görmekteyiz. Kalan trabzanlarımı bitiş yerine kadar dümdüz örüyorum. Son trabzanımı ördüm. Başlangıçtaki trabzanıma gelerek batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 1 2 3 örgümün yönünü çeviriyorum ve avuç içi olan kısımdan örmeye devam ediyorum dümdüz parmağımızın bulunduğu noktaya kadar dümdüz örelim. Evet parmağımızın artış yaptığımız noktadayız. İlk bakınız trabzanını yine çift olarak örüyorum. 1 2 Avuç içini dümdüz örüp geldik. Hiçbir şey yapmadan parmağımızın ilk artışını iki defa örüyoruz. Aradaki trabzanlarımızı ise birer birer örüyoruz. Hepsini 1 Tekrar 1, 1, baş parmağımız için yerimizi ayarladık. Bakın en son trabzanımın bulunduğu noktaya geldim. Ve son bacağı diyelim. Şöyle iki defa örüyoruz. Başlangıç ve bitişteki trabzanımızı parmağımız için ördüğümüz noktadaki bölümü çift olarak görüyoruz. Bakınız arada kaç tekimiz var? 2, 4, 6 tane tekimiz var. iki çiftin arasında. Şimdi modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Bir tane düz trabzanımızı örmüştük ilk modelimizi uygularken ve hemen şöyle bakalım. İlk trabzanımı kabartılı olarak örüyorum. Modelimin ön yüzünde iki tane trabzanı düz örüyorum. Bir ve iki. Sıradaki trabzanımı yandan girerek kabartıyorum. İki trabzanımı düz örüyorum. Yandan girerek kabartıyorum. Düz örüyorum. İki trabzanımı tekrar yandan gofret modelimizi uygulamaktayım. Bilmeyen arkadaşlarımız için iki düz bir kabart yandan iki tane düz bir kabartı yandan Ve bitiriyorum hemen üç tane zincirimin bulunduğu noktaya bağlantımı kuruyorum 1 2 3 hemen tersinden modelimin olduğu yerden örmeye başlıyorum tersten öreceğimiz zaman ise bir tane düz iki kabartı bir düz iki kabartı tam ön yüzde yapmış olduğum işlemin tersini çalışıyorum. Bakınız ön yüzdeki kabartılı trabzanımdayım. Tepesine batarak örüyorum. Bir tane düz. İki defa yandan giriyorum. Bir. 2 diğer sıramızda düz olarak örmüştük diğer sıramda kabartılı olan trabzanımı bir iki tanesini yandan bir tanesi düz ikisi yandan bir tane düz iki yandan modelimiz bitene kadar uyguluyoruz düz Evet şöyle iki tane yandan düz ve bakınız parmağımın hemen yanı başında bir tane daha düzümü örüyorum ve şöyle görüyorum. Eldivenimizin üst kısmı gayet güzel. Sol parmağımın bulunduğu noktadayım. Evet şimdi artışımı yeniden yapıyorum. Bakınız çift trabzan battığım yerin ilk bacağına yine çift olarak örüyorum. 1 ve 2. Şöyle Hemen yanındaki trabzanımı tek örüyorum. Aradaki trabzanlarımı son çiftimizin ikinci bacağına kadar birer birer örüyoruz. Bakınız parmağımızı örüyoruz. Sonradan çıktığımız ilmeklerimiz. Evet Son çiftimiz deyiz Bakın. Bir. Ve aynı yere bir daha. iki Başlangıç ve bitişi iki defa ördüm. Ve kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet. Geçişimi yapıyorum. Zincirimin üzerine batıyorum. İçten örmüştük. Bakınız tersten. 1, 2, 3 düz yönden parmağımızı arttığımız yere kadar dümdüz örelim avuç içimizi avuç içimizde model uygulamaya gerek yok düz daha rahat kullanışlı olacaktır Evet bütün düz trabzanlarımızı örerek geldim. Şimdi parmağımın çift olarak bulunduğu yerdeyim. Artık e, bu kadar artışımız yeterli olacağı için şu şekilde büküyorum. Bakınız büküyorum. Parmağımızı yeteri kadar büyüttük, Örmüyoruz daha fazla. Çiftin hemen yanı başındayım. Çiftlerden hiçbirini örmedim. Büküyorum. Zincir de çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen bakınız buradaki çiftin yanında bir trabzan örmüştüm. Hemen o tek trabzana bakın. Çiftin yanındaki tek trabzanıma batıyorum ve örüyorum. Parmağımızı bu şekilde ayırmış olduk. Şimdi modelimizi örmeye başlıyorum. Yandan girerek kabartılı iki düz bir kabartı ofretimizi örüyoruz. İki düz 1 2 parmağımızı bitirdik artık birazcık daha örmemiz yeterli olacaktır iki düzümü örüyorum yandan iki tane düz yanda modelimiz zaten kendisini gösterdi. Hemen geçişimin bulunduğu noktadayım. İlmeğimi kaydırıyorum. 1 2 3 modelimi hemen çeviriyorum. Ve bu kez diğer sırada kabarttığımı, bu sıra düz, diğer sırada düz ördüğümü içten kabartarak örüyorum. 1 düz, 2 kabartı. 2. 1 düz İki kabartı bir düz yine iki kabartı tekrar düzüm örüyorum kabartılarımızı düz kabartılar ve düz trabzanımı örüyorum ve hemen birleşme noktasındaki bakınız birleşme noktasındaki trabzanımı örüyorum ve diğer tarafa geçişimi yapıyorum avuç içine dümdüz örüyorum şöyle görelim modelimizi elimizin üst kısmına uyguladık parmağımızı bu şekilde genişlettik avuç içini örüyorum ve aynı şekilde birkaç sıra örelim yani iki tane daha şöyle görelim İki tane daha gofret sıramız tam yerleşsin sonrasında yeniden görüşelim eldivenimizi yeterli ölçü olana kadar ördüm İki sıra daha gofretimizi ördükten sonra parmağımızdan bakınız yeterli oldu hemen kapatalım geçişimi yapıyorum bir, 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve çevirmeden devam ediyorum. Bir sıra lastiğimizi örerek bitirelim. Bir yandan, bir ardından alalım. Sona kadar sırasıyla ile örerek ilerleyelim. Evet sıramızın sonuna kadar lastiğimizi örerek geldim. En son trabzanımı ördükten sonra başlangıç noktasına batıyorum. İlmeğimi geçtikten sonra bir tane zincirimi çekip ipimizi kesiyoruz. Ve kesmiş olduğumuz bu ilmeğimizi iç tarafa gizliyoruz. Parmağımızı da hemen lastik çalışmamızı başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle şuradan giriyorum. Bakınız hemen parmak ucuna doğru giden yerden alıyorum trabzanımı 1 2 2 tane çekiyorum aşağıdakini yandan alıyorum sırası ile yandan ve arkadan örerek ilerliyorum sırasıyla ördüm şuraya giriyorum tam parmağımın olduğu yere ve iki tane zincir çektiğim noktanın üzerine gelerek batıyorum ilmeğimi geçiriyorum bir tane zincirimi çektikten sonra parmağımızı bu şekilde örerek tamamlıyoruz lastik kısmını bakınız şöyle görelim İpimi kesiyorum ve aynı şekilde içeriye gizleyelim Evet eldivenimizi örerek tamamladık ve kullanılmaya hazır hale geldi. Şöyle görelim. İç kısmına da baktığımızda gayet güzel bir çalışma oldu. Diğer elimiz zaten örmüştük. Evet bir çalışmamızı bu şekilde bitirdik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.